Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi Hazinem'deyiz. Yine ne yapacağız? Güzel kitaplarla bilgiler öğrenmiş olacağız. Bunu da yarışmayla yapacağız. Yani yine eğlenirken öğrenmiş olacağız. 3 tane misafirimiz var, onlarla yarışacağız. Her biri bizi bir kitaba ulaştıracak ve o kitaptaki çok güzel, kısa ama çok güzel bilgileri bizlerle paylaşmış olacak yarışmanın sonunda. Hangi arkadaşımız ne kadar hızlı olacak? Bunu da yine yarışmanın sonunda görmüş olacağız. 3 tane arkadaşımız var dedik, onlarla tanışacağız ki arkasından yarışmaya başlasınlar. Kimler var, kimler yarışacak? Dilerseniz şöyle kısaca tanıyalım. Ondan sonra ne yapalım? Yarışmamız hakkında kısaca bilgi paylaşalım. Elif Sıla gelmiş, Ali Eymen gelmiş, bir de Zülal gelmiş. Üçünüz de hoş gelmişsiniz öncelikle. İyi misiniz? İyiyiz. İyisiniz. Peki şöyle sırayla sesinizi duyalım. Elif Sıla, tanıyalım mı seni kısaca? Adım Elif Sıla, soyadım Yılmaz. Sınıfım 2A, yaşım 8. Ve güzel bir yarışma olacak mı? Ben güzel olacağını düşünüyorum. Tamam, biraz sonra yanıma geleceksin zaten yarışmana başlamadan önce. Tamam. Burada da kısaca sohbet ederiz, kitaplarla ilgili konuşuruz. Olur mu? Olur. Anlaştık. Ali Eymen, tekrar hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Adım Ali Eymen, soyadım Sakarya. 2A sınıfına gidiyorum, yaşım 8. Harikasın. Seninle de kitaplarla ilgili buraya gelince konuşalım mı? Olur. Olur, çok sevinirim. Kitaplarla ilgili neler söyleyeceksiniz ben de merak ediyorum çünkü. Zülal. Adım Elif Zülal, soyadım Kars, yaşım 8, sınıfım 2A. Ve güzel bir yarışma olacak mı? Evet. Olacak. Kitapları seviyor musun? Evet. Buraya geldiğinde kitaplarla ilgili seninle de konuşalım mı? Evet. Anlaştık o zaman. Şimdi bakalım birlikte yarışmamız nasıl oluyor Bilgi Hazinem, birlikte hatırlamış olalım. Sonra da hızlı hızlı arkadaşlarımızla yarışalım. Yarışmamızı başlatıyoruz. Elif Sıla heyecanla bekliyor çünkü Elif Sıla ile başlayacağız. Gel bakalım Elif Sıla. Biraz konuşalım, biraz heyecanın azalsın. Ondan sonra senin yarışmanı başlatalım, olur mu? Olur. Heyecanın ne durumda? Ya güzel, daha önce katıldığım için çok heyecanlıyım. Televizyon programına alışkınsın çünkü. Evet. Peki, bu bir avantaj. Hadi bakalım. Şimdi biraz sonra biz 1, 2, 3 diye sayınca arkadaşlarımıza senin süren başlayacak. Ve süre başladıktan sonra her şeyi çok hızlı yapmaya çalışacaksın, biliyorsun. Anahtarları çok hızlı bulacaksın, sandıkları çok hızlı açmaya çalışacaksın. İçindeki kartı sandıkların kapağına çok hızlı koyacaksın. Hepsi, her şeyi çok hızlı yapacaksın, tamam mı? Tamam. Elinden geldiği kadar. Ama öncesinde kitaplarla ilgili birazcık konuşalım. Kitap okumayı mutlaka seviyorsun. Evet. Nasıl kitaplar okumayı seviyorsun? Böyle maceralı, gizemli, daha hoşuma gidiyor. Ne güzel. Peki, istediğin gibi kitaplar bulabiliyor musun? Evet, buluyorum evde falan karıştırınca. Kitaplarında bayağı kitabın var mı? Evet. Aa, ne güzel. Peki, akşamları mı okuyorsun daha çok uyumadan önce yoksa? Uyumadan önce okuyorum en çok. Güzel oluyor değil mi? Sonra evet. Daha güzel uyuyorsun. Evet. Peki. Elif Sıla çok heyecanlı değil zaten. O yüzden daha fazla oyalamayalım onu. 3'e kadar sayalım, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazır mıyız saymaya? Hadi birlikte yüksek sesle sayıyoruz o zaman. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Müzik
Koş bakalım ikinci anahtarı. Evet, açıldı. Harikasın. Biraz hızlı. Son kartı da çıkarınca hemen baştaki sandıktaki kartı al, kameraya dön ve oku bakalım. Kitabımızın ismi Azimli Olmak. Hemen diğerine hızlı dön yine. Rengi turuncu, 62. sayfada. Evet ve son bilgiler. El mukaddim diye başlayan cümleyi bulursan satırları okumalısın hemen. Elif koşuyorsun. Turuncu renkli Azimli Olmak kitabımızın ismi. İşte o kadar. Dön bakalım kameraya. Hemen 62. sayfayı buluyorsun. Bulunca, çizili satırları görünce buldum diyorsun. Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durdurduk. Harikasın. El mukaddim, istediğini en öne geçiren demektir. Azimle çalışıp Allah'tan dilersek başarılar da kimse önümüze geçemez. Alkışlar yine sana gelsin. Kitabı yerine bırakabilirsin. Seni de yerine alalım. Rabbimizin isimlerinden birini öğrendik bu güzel kitaptan. Kitabı da birazcık tanımış olduk birlikte. Biraz sonra ikinci yarışmacımızla devam edeceğiz. O da güzel bir kitaba ulaştıracak bize. O da güzel bilgileri paylaşacak bizlerle. Ali Eymen'le devam edeceğiz. Yarışacak, hızlı da olacak. Ama bakalım arkadaşından daha hızlı olabilecek mi? O da görecek, biz de göreceğiz değil mi Ali Eymen? Gel bakalım buraya. Elif Sıla güzel yarıştı ama sen de güzel yarışacaksın. Biraz koşturacaksın, hızlı olmaya çalışacaksın değil mi? Neye dikkat edersen daha hızlı olabilirsin sence? Yani daha böyle... beynimi, aklımı kullanmam lazım. Nerede olduğunu düşünmem lazım. Ama bir de hareketlerin hızlı olması lazım. Evet. Elif Sıla da düşündü onları ama biraz daha hızlı olabilirsin belki değil mi? O ilk yarışmacı olduğu için hızlı olsa da bazı yerlerde birazcık yavaş olduğu gibi ama bilemiyoruz tabii. Yarışma bitince anlayacağız kim ne kadar hızlı olacak. Ali Eymen hazır mısın? Hazır. Kitaplarla ilgili azıcık konuşalım sonra başlayalım yarışmaya. Olur. Ne tür kitaplar okuyorsun? Korkulu, maceralı. Korkulu. Korkmuyor musun korkulu okurken? Korkmuyorum. Peki. Daha çok eğleniyorum. Peki. Onun kitap olduğunu bildiğim için. Değil mi? Onun bir kurgu olduğunu, yazıyla bir kurgulanmış yazı olduğunu bildiğin için korkmuyorsun. Peki. Hazır mısın yarışmaya? Hazırım. Arkadaşlar sayalım mı 3'e kadar? Yüksek sesle sayalım mı? Tamam. Hadi sayıyoruz. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Anahtarlar nerede? Nereye saklanmış? Evet, sesi geldi, sesi geldi. Hemen sandığı açıyorsun. Hızlı, hızlı, hızlı. Kartı kapağını, anahtar içine at. Koş bakalım ikinci anahtar. Açıldı. Harikasın. Hadi bakalım. Son anahtar, son sandığı açacak. Kartımız çıkacak sandıktan ve açıldı. Harikasın. İlk sandığa koşuyorsun. İlk sandıktaki kartı alıyorsun, kameraya dönüyorsun ve okuyorsun. Bulmam gereken kitabın rengi mor. İsmi ise Hayatımda Saklı Bilim. Hemen onu bırakıyorsun. Hemen hemen hızlı ikinci sandıktaki bilgiye. Evet. Bulmam gereken satırlar 41. sayfada. Evet. Son bilgi. Akrabayı yoksula diye başlayan
başlayan satırlar okumalısın hemen. Harikasın. Şu kitaplıkta rengi neydi? Mordu. İsmi neydi? Hayatımdaki saklı bilim. Bak mor ama biraz beyaz kısmı da var. Üst yukarıya bak istersen. Biraz yardımcı olayım. Kitap ince çünkü. Hayır, o, evet evet elindeydi. Değdi. Hayır, 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 hayır diğeri. Hayır, biraz önce dokunmuştun. Evet, orada ne var? Evet, dön bakalım yine kameraya doğru. 47. sayfayı buluyorsun. Süre ilerliyor, hızlı oluyorsun. 47, çizili satırları bulunca da buldum diyorsun. 47. Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin o zaman sana. Harikasın. Çizili satırlarda ne yazıyor bakalım? Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver fakat saçıp savurma. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Harikasın. Seni de yerine alalım Ali Eymen. Evet, hayatımda saklı bilim dedik. Yeni bir kitabı daha birlikte bir parça tanımış olduk. Aklınızda olsun, böyle güzel bilgiler var bu güzel kitapta. Son yarışmacımız son kitaba ulaşacak. Son bilgileri bizlerle paylaşacak. Bakalım o ne kadar hızlı olacak. Evet, Zülal'de sıra. Zülal yarışacak şimdi. İki arkadaşından sonra son yarışmacı olacak. Bakalım neler yapacak, nasıl yarışacak, ne kadar hızlı olacak birlikte göreceğiz. Zülal gel bakalım. İki arkadaşını da izledin. Koşturdular değil mi? Bilgi kartlarını okudular, güzel bir kitaba ulaştılar. Her iki arkadaşımızla da birer kitap tanımış olduk aslında. Şimdi seninle de bir kitap tanıyacağız. Sen de hızlı olacaksın değil mi? Peki, sen ne tür kitaplar seviyorsun? Güzel animasyonlu. Nasıl? Animasyon, yani resimli mi seviyorsun? Evet. Bol resmi olan renkli kitapları seviyorsun. Evet. Peki bakalım senin bizi ulaştıracağın kitap nasıl bir kitap olacak? Bol resimli mi olacak? Nasıl olacak? Birlikte göreceğiz. Yarışmak için hazır mısın? Evet. Saymak için hazır mıyız arkadaşlar? Hadi sayalım o zaman, Zülal de başlasın. Bir. İki, üç. Hadi bakalım. Sandığı aç. Hızlı olman lazım Zülal. Süren ilerliyor. Çok hızlı. Anahtarı içine at. Koş şimdi gel anahtarı. Koş koş koş. Bakalım son anahtar. Zülal buraya son anahtar. Evet, şimdi o sandıktaki kartı alıyorsun, kameraya dönüyorsun ve okuyorsun. Bulman gereken kitabın adı Adem Peygamber. Aynı şekilde kartı alıp dönüyorsun.
Rengi ise beyaz. 6. sayfayı bulduğunda okuyacağın satırlar çıkacak karşına. Çok iyi. Son bilgi kartımız ve son bilgilerimiz. Allah Celle Celaluhu diye başlayan cümleleri okumalısın hemen. Harikasın. Hemen koşuyorsun oradaki kitaplıkta. Rengi beyaz ve ince bir kitap. Unutma. Evet, yukarıya dikkatli bak istersen önce Zülal. O orada. Bak biraz önce. Evet, evet. Dön bakalım kameraya olduğun yerde. Hemen ne yapıyorsun? 6. sayfayı buluyorsun. Çizili olan satırları görünce de buldum diyorsun. Ve buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durdurduk. Ve bakalım orada ne yazıyor? Allah ol dedi, yıldızlar oldu. Allah ol dedi, dünya oldu. Gökyüzü, bulutlar, ağaçlar, çiçekler ve meyveler oldu. Alkışlar da sana geldi. Kitabı da yerine bırakabilirsin. Teşekkür ediyoruz. Seni de yerine alalım. Yine güzel bir kitaba ulaştırdın bizi Zülal. Teşekkür ediyoruz. Adem Peygamber kitabımızın ismi. Pek çok güzel bilgi var biraz önce duyduğunuz gibi. 3 yarışmacımız da yarıştı. Biraz sonra yarışmacılarımıza kitaplarını, armağanlarını vereceğiz. Ve yavaş yavaş sizlerle veda edeceğiz. Arkadaşlarımızın armağanlarını vereceğiz. Hazırladık ve alkışlarla kimi çağıralım? Kimmiş çok hızlı olan arkadaşımız? Elif Sılay'mış. Gel bakalım, tebrik ediyoruz seni. Bunlar bizden sana hatıra. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güzel kitapları. Bizi unutma diye, tamam mı Elif Sılay'cığım? Gel bir bakalım böyle. Ve şimdi alkışlar kime geliyor bakalım? Ali gel bakalım sen de. Zülal sen de gel bir tanem. Bunlar da senin bizden hatıra, bizi unutma diye. Zülal bunlar da bizden sana hatıra, tamam mı? Üçünüzün de ayaklarınıza sağlık. Güzel kitaplar tanıtmış olduğunuz yarışmayla birlikte bizi izleyen arkadaşlarımıza. Ve bu güzel kitaplarla veda ediyoruz arkadaşlarımızla sizlere. Bir sonraki programda yine burada olalım, orada olun. Yine ne yapalım? Güzel kitaplar tanıyalım yarışarak. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.